Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün çok farklı bir felsefe kulübündeyiz. Doğru değil mi? Doğru. Kulüp. Evet. Aikido. Evrendeki var olan enerjinin doğru olarak tekniklendirilerek insan bedeniyle birlikte uyumu ve Sevgi Aksoy yanımızda. Merhabalar. Bu arada biz İstanbul'un çok nadide, çok hoş semtlerinden birindeyiz. Kadıköy yakasındayız değil mi? Kadıköy Acıbadem yakasındayız ve Sevgi Hanım bu özel kulübüne konuk olduk. Az sonra öğrencilerinin de, değerli öğrencilerin de muhteşem bir gösterisi var. Bugüne özel, sektörel, habere özel değil mi? Evet. Sevgili partnerim. Üstüne üstlük Sevgi Hanım gerçekten bir ateş topu halinde, bir enerji yumağı bizi mest etti. Bakın anlattık. Ile sizi mest edecek. Çok buyurun, mikrofon sizde. Çok mersi. 1990 senesinde Aikido'ya başladı. 21 yıldır Aikido ile uğraşıyorum. Türkiye'nin ilk Aikido hocasıyım. İlk bayan Aikidocusuyum. Şu anda Wushu Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanıyım. Aikido yaşamımızda her şeyden önce düşüncemizi, zihnimizi, bedenimizi kullanma şeklini öğretiyor. Evet, tekniği öğreniyorsunuz, kendinizi korumayı öğreniyorsunuz ama duygularınızı otokontrolü almayı öğreniyorsunuz, reflekslerinize hakim olabilmeyi öğreniyorsunuz, kendinize güvenmeyi öğreniyorsunuz, sabrı, sebat, azmi öğreniyorsunuz, daha doğrusu yaşamı öğreniyorsunuz. Öğrencilerinizle neler paylaşıyorsunuz merak ediyoruz. Teknik tabii ki paylaşıyoruz ama felsefi olarak çok şeyi paylaşıyoruz. Hı. Birlikte, beraber, paylaşarak dayanışma içinde sevgi ve saygı çerçevesinde yaşayabilmektir. Hı hı. Bu düstur şeklinde de daim olarak devam ettirmeye çalışıyoruz. Teknik, evet, kendimizi korumaya çalışıyoruz. Çok güçlü bir insan bize saldırabilir, ne yapabiliriz? Burada tekmeyi de öğreniyoruz, yumruğu da öğreniyoruz. Yani sokaktaki dövüşü öğrenmek zorundayız ki kendimizi nasıl savunacağımızı bilelim. Bıçak da var, sopa da var, kılıç da var. Ama her şeyden önce kendimize sahip olabilmeyi öğreniyoruz. Hı. Ve öğrencilerimize de bunu öğretmeye ve öğrenmeye çalışıyoruz, evet, birlikte. Harika. Peki Sevgi Hanım, demin sevgili Sema partnerim de soracaktı size. İlerleyen günlerde ne gibi projeleriniz var? Öğrencilerinize harıl harıl çalışıyorsunuz. Kesinlikle çalışmalarımız devam ediyor. Kendi projelerimiz içinde vakfa dönmesini istiyoruz. Onun için çabalarımız var. Vakıf dönerek kendi yerimizi satın alarak daha büyütüp yaşlılara hizmet etmek istiyoruz. Sevginin, sevgi yolunun daim ettiği bir şekilde. Hı hı. Çünkü Aikido sadece demin de söyledim, teknik değil. Sevgi ve saygı çerçevesinde birbirimize neler yapabiliriz'e bakabilmek. Şu anki projemiz o. Evet, daha çok kitleye hitap etmek. Çocukların disiplinini, özgüvenlerini, kendilerine karşı saygılarını verebilmeyi, konsantreyi sağlayabilmeyi öğretmeye çalışmak. Burada hiperaktif çocuklar da geliyor. Psikolog ve pedagogların yönlendirmesiyle gelen çocuklarımız da var. Neler yapıyoruz? Bir kere çocuğun hangi bağıpta geldiğini öğrenmeye çalışıyoruz ve ona göre eğitimi verebilmeye çalışıyorum. Problemli çocuklarımız kendine daha şu an güvenen, daha ayakları üstünde duran, arkadaşlarıyla daha iyi diyalog içinde olan, derslerine daha çok başarılı olan çocuklarımız haline gelmeye başlıyor. Bunu daha çok yaymayı düşünüyoruz. Okullara kadar gitmeye düşünüyorum. Çünkü milli eğitim bazında bir takım çalışmalarımız var. Bu şekilde de bir süreçten, evet, geçiyoruz. Evet. Peki bu felsefeyi uygulamak için ya da bu tekniği kullanmak için belli bir yaş sınırlaması var mı? Hayır. Kalp rahatsızlığı olan haricindeki, yani kalp rahatsızlıkları yapamaz ama onun haricindeki herkes rahatlıkla Aikido yapabilir. 4,5 yaşında da öğrencim var. Şu an 65 yaşında da öğrencim var. Aynı zamanda da öğrencileri Sevgi Hoca'yı çok seviyorlar. Biz de aynen öyle olduk. Çok buradan ayrılmaya pek gönlümüz el vermiyor ama az sonra muhteşem bir organizasyon yapmışlar sağ olsunlar bizler için. Bu gösteriyi zevkle izleyeceğiz. Son sözü yine sevgili partnerime bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Gerçekten biz de Sevgi Kulübü'ne uğradık ve ayrılmak istemiyoruz. Herkesin yolu buradan geçsin. Hocalarımızın kıymetini bilelim gerçekten. Söz Merkez stüdyolarımızda. Buyur.